Faslı Şahane izleyicileri, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan konuk edeceğimiz İrfan Bey'i böyle dört gözle bekliyoruz değil mi? Stüdyo almak alalım için. Alalım istersen stüdyo. Evet. Hiç bekletmeyelim. Evet, çünkü bak, güzel türküler, güzel şarkılar söyleyecek. Geçen seneden de bizim takipçilerimiz vardır illaki. İrfan Bey'i de tanırlar. Orkestramızda bağlama ve gitar çalardı. Kendisi şu anda Hatay'da. Geldiğinde de kendisinden neler yaptığını tek tek soracağız. Ve İrfan arkadaşımızı stüdyomuza davet ediyoruz. Hoş geldin. Ne güzel bir konuk. Karizma adam bağlamanı... bir başka oluyor canım. Nasıl yapacaksın İrfan'cığım? Hoş geldin. Hoş sefalar geldin. Getirdin İrfan'cığım. Nasılsın? İyisin. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bak, yorgunum öyle direkt. Yorgunsun. Geldim, yoldan geldin. Evet. Evet. Birkaç saat önce geldim. Dün yine gece program vardı. Geç saatte bitti. Sabah erken kalktım. Uykusuzum. Evet. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz bugün yoldan geldi. Gerçekten yolda da uyuyamıyor zaten. 2-3 saatlik uykuyla duruyor. Olsun, sağ olsun bizi kırmadı. Bu güzel günde biz de çok özlemiştik. Demin de bahsettik. Gürsancığım başta deyip İrfan'a ben söz verdim bugün takılmayacağız diye. Haberin olsun. Sen öyle de takılma. Evet. Şahsın adına söz vermiş olabilirsin. Yok, yok. Burada seni ben ayrı bir kimlik olduğum için şahsi olarak onu ben düşünürüm. Takılma, siz takılma İrfan'cığım. Aranızda halletmişsiniz. Tamam. Program yani, adına söz aldım ben ama. Öyle mi? Evet. Söz aldı. Takılmazsanız şimdi geleyim abi. Benim dahil olmadığım bir görüşmeye kendi adınıza karar verdiysen ben dışarıdan müdahale ederim. İrfan'cığım, yani bazen senin adına söz vermeyeyim ya şimdi. Şimdi hani program ikinizin ya. Hani evet. Birinizin ağzından çıkan öyle ikiniz. Mi? Aynı bugün şey. Bugün ben sana desteğim, merak etme. Öyle İrfan'cığım. Mi? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Bu sene seni vallahi aramızda göremedik. Gerçekten evet. Özledik. İşlerden dolayı. Evet. Daha öncesinden orada yoğun bir Hatay'da sahne çalışmaları devam ediyor. Müzik yapıyoruz. Atama henüz olmadı. Biliyorsunuz öyle problemlerimiz var ülke geneli. Atanır bu sene inşallah biliyorsunuz. İnşallah. Duydum inşallah. KPSS'den çok güzel puanlar almışlar. Evet, bekliyoruz atamalarını inşallah illahi gibi. Evet. Çalışıyorsun. Tabii müzik çalışmaları devam ediyor. Ders öğrencilerim var. Onlar devam ediyor. Öğrenci de yetiştiriyorsun. Evet, öğrenciler de oluyor. Yeni de askerden geldi. Hani evet, derken, kışın askerdeydim. Nasıldı askerde? Yani güzeldi. Orada herhangi bir müzik falan yaptın evet, yaptık mı? Yaptık. Sosyal tesislerdeydik. Sosyal tesisler. Antakya'dan tesadüf çok yakın bir arkadaşım. Küçüklüğümden beri okulda da beraberdik. Aynı grupta da müzik yaptık. Aynı yere düştük. Hem usta birliğimiz hem acemi birliğimiz. Ne güzel. Beraberdik, öyle bir şanstı. Yalnız hissetmedim en azından kendimi. Evet. Yıllardır tanıdığım birinin olması yanında. Ne güzeldi güzel yani. Değişik bir tecrübe oluyor yani. Her Türk genci kesinlikle askere gitmeli. Hatay'dan, evet. Antakya'dan bizi izleyenler var. Ailen, var, çevren, arkadaşların, eşin, dostun. Çevrem. Antakya, evet, Hatay saygılar, sevgiler gönderiyoruz. Tabii oradan da telefon bekliyoruz değil İnşallah mi? İnşallah. Ailen de izliyor. İnşallah. Ne güzel. Hiç sohbeti uzatmadan ilk önce senden bir türkü rica ediyoruz. Tamam. Türkünü hazırlamışsındır. Benim o Hüseyin Turan'dan şarkımı biliyorsun, sevdiğim şarkıyı. Sana ben şarkı. Tamam, onu da söyleriz. Tamam. Evet, çok güzel müzik yapalım o zaman. Hadi evet, bakalım. Değerli izleyenlerimiz, İrfan Akpınar sizlerle. O güzel Hüseyin'cim, öbür mikrofonu sana zahmet alabilir miyiz? Nasıl yapalım, böyle rahat mıdır? Böyle iyi gibi. Tamam. Tak da açalım. İlk söyleyeceğin eseri de söylersen kime armağan edeceğini de merak ediyoruz. Kime armağan edeceğini? Hadi bakalım. Bizim de bu ayarlama işleri olmasa ne güzel olur değil mi? Şöyle bir havadan inse havadan böyle. Evet. Öyle bir sistem kurulur. O da olur. Hadi bakalım. Ne yapalım? Güzel böyle yavaş duygusal bir beste. Yani türkü formunda bir beste. Grup Mecaz. Onların Al Beni Yarim diye bir türküsü var. Bestesi yani. Zevkle dinliyoruz efendim. Thank you.
yaşın sile. Söyle derdin nedir ben bile. Eğer yalnızsan sırdaşım olayım. Hayalim can yârim canım. Eğer yalnızsan sırdaşım olayım. Hayalim can yârim canım. Sağlık. Bir insanın sağ olun, çok teşekkür ederim. Ses rengine bu kadar güzel olur. Çok güzel türkü okuyorsun. Diğer şarkıların da birbirinden güzel ama Türkiye böyle Türkiye tam oturuyorsun yani. Evet. Şey. Helal olsun. Bu ara ağlıyorum. Geçen bir ağladım. Ağlatma beni. Çok cidden çok duygusal söylüyorsun. Tamam. Ağzına sağlık. Ben de türkü isteyeceğim ilerleyen dakikalarda. Musa beraber de söyleriz. Yare söyleme yaparsan çok sevinirim. Nazlı yârim. Oralardan gidersem evet, diye mi başladı? Yare Söyleme diye bir türküsü var ya. Hatırlayamadım. Neydi Feda'yı söyler? Reklam yare arasında reklam bakarız. Arasında, evet. Tamam. Bakarız. Peki sen de söylerken en çok böyle zevk aldığın müzik türü nedir? Yani türküyü söylerken bir başka söylüyorsun. Ya aslında şöyle söyleyeyim, ben yıllarca şarkı söyledim Antakya'da da, yani üniversiteyi kazanmadan önceki süreçte ve üniversiteyi burada okudum. Belki bilmeyen izleyicilerimiz vardır. Erciyes Üniversitesi müzik bölümü mezunuyum. Burada da bayağı çalıştık arkadaşlarla beraber. Yıllarca beraber, evet. beraber çalıştık. Evet. Onunla birebir çok çalıştık. Aslında ben şarkı ya da işte türkü söylemekten çok çok keyif almıyorum. Daha çok enstrüman çalmayı seviyorum. Evet. Bir de bir süre ara verdim zaten, uzun süredir hiç söylemiyorum. Yani inanın şu an belki 4-5 aydan beri hiç... Evet.
söylemedim. Daha ilk çok defa çalmayı seviyorsun daha, söylemekten. Evet, çok evet. Ama güzel de söylüyorsun, güzel de teşekkür çalıyorsun. Teşekkür ederim. Yıllarca da beraber çalıştık gerçekten. Yani seni çalmanı da çok seviyorum ben. Her zaman derim. Böyle güzel, temiz, tertemiz. Teşekkür ne güzel. Evet. Mis gibi. Mis gibi, evet. Güzel, güzel, güzel. Allah yolunu açık etsin efendim. Yani inşallah. Kişiliğinle de, karakterinle de, insanlığınla da, arkadaşlığına da biz ekip olarak da çevren zaten seni çok seviyor. Biz de ayrıca çok seviyoruz. İyi teşekkür ki geldin ederim. Diyoruz. Ben de sizleri seviyorum. Çok özlediğim için geldim zaten. Vallahi. Hemen böyle hatta bir 3-4 gün boşluk vardı. Hemen önceden zaten Hamit'le konuşmuştuk. Daha eski okuldan arkadaşlar evet. Atıldım falan. Onlar da geldi. Böyle hep beraber buluştuk. Bir 3-4 okuldan gün beraber arkadaşlar geçirdim. Da izliyordur inşallah. Askerden arkadaşlarla okuldan. Vallahi izliyorlardır herhalde. Evet. İrfan'ı izleyen asker arkadaşı olabilir. okul arkadaşları olabilir. Yayınımıza bağlanırsanız burada güzel sohbetler ederiz diyoruz. İnşallah. Belki haberler olmayabilir. Sosyal medyayı İrfan kullanmayı çok sevmiyor. Sosyal medyayı yani, kullanmayı sevmiyor. Sebep? Facebook kullanmıyor. Ne bilmiyorum güzel. Artık niye sevmiyorsa ama bir dönem kullanıyordu. Oradan haber veremediği için belki dinleyebilirler asker yok, arkadaşlar. Yok, sevenler izliyordur. Twitter mi kullanıyorsun? Twitter kullanıyorum. Çok aktif değilim ama yani. Twitter'da keyifli azından. Ama ya. Twitter daha iyi gibi geliyor bana şu an. Biraz daha yani o biraz daha böyle açıkçası hani boş üstüne, geliyor bana fikir daha biraz. Fikir belirtme üstüne Twitter. Evet. Biraz daha fikrini belirliyorsun. Yani çok görsellik yok. Yani evet. İşte yazı. Video ve fotoğraf evet. Üzerine kurulu bir site değil. Aslında Facebook da öyle bir 2007'de sanırım şey oldu açılmıştı ilk. Sen o zaman da o da öyleydi. Sen Facebook'u fazla. Çok böyle görsel değildi evet. Yani videolar falan hep sonradan çıktı. Fedai evet pek kullanmayı sevmiyorum. Ne kadar şey oldu böyle evet. İlerledi. Şimdi doğmamış çocuğa bile Facebook hesabı açıyorlar. Ciddi mi? Vallahi adı hani adı belliyse. Yok bir de Facebook'un da sonradan kapatmak zorunda kalanlar var. Onlara çok üzülüyorum ben. Allah yani İrfan. Efendim. Yok İrfan kastetmiyorum. İrfan Facebook'u yani. Sevmiyor. Hani Feda ile İrfan'ı kastetmiyorum. Öyle da. Mi? Hani kapatmak tamam. Zorunda olan arkadaşlar oluyor. Kapatmayın. Tamam. Niye kapatıyorlar? Bak, bana takılma diyor kendi başına. Evet, yok ben takılmıyorum. Telefonumuz var. Alo iyi geceler efendim. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Fatih Bey, hoş geldiniz Libyalardan. Hala devam mı izlemeye Fas-ı Şahane'yi? Evet, hala devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Ayrılamıyoruz ama gecelerinde. Çok teşekkür ediyoruz. Nasıl orada durumlar? durumlar iyi, durumlar iyi. Problemi yok, herhangi bir sorun yok. Tek sorun hasret ettik. Hasret ettik dediniz değil mi? Hasret ediyorum. Evet. Onun dışında... İnşallah Allah hayırla kavuştursun sevdiklerinize, sevenlerinize. İnşallah Tanrı'da güzel görünce işte biz bir hafta da olsa sizlerle dindiriyoruz hasretimizi. İrfan'cığım seni çok seviyorum. Ben hoş geldin. Teşekkür ederim Fatih'cim. Ben de seni seviyorum. Fatih. Özledim İrfan, bu arada. Uzun İrfan'cığım. Zamandır görüşemiyoruz. Vallahi çok oldu. Ne Hatay'a gelebiliyoruz, Antakya'ya gelebiliyoruz. Ne sen geldiğinde orada olabiliyor. Evet kısmet evet bakalım. Bir türlü denk gelmedi. İnşallah döndükten sonra Libya'dan bekliyorum her zaman. İnşallah. Ne zaman dönüyorsun Fatih'cim Libya'dan? Dönüş Libya'dan artık 3. ay 4. ay gibi bizimle gelmeyi düşünüyoruz. İnşallah bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Kucak dolusu selamlar saygılar gönderiyoruz bize. Çok sağ olasın. Teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye sevgiler saygılar. Sevgi saygılar. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Çok duygulandı herhalde belli evet. Ses tonundan da. Çünkü evet. Kolay değil Libya'da evet. Gurbet ellerde. Hani gurbette yaşıyorsun ama ta Libya'da bayağı bir uzak yer. Allah yardımcılar olsun diyoruz. Amin amin. Gönüller uzak gurbetlik olmasın. Kolay evet. Değil. Yani gönül uzak olduğu zaman o zor. Uzaklık, mesafeler. Uzak olmadığı zaman zaten yıllar geçse bile aradan tekrar görüşüldüğü zaman aynı her şey kaldığı yerden devam edebiliyor. Evet evet ne güzel. Evet İrfan'cığım biraz daha yoracağız seni. Bir telefonumuz daha ya. Var. Tamam. Onu alacağız birazdan. Onu da benim şarkımı yap kurtul ya. Benim türkümü yap. Şey mi? Olur mu? Sana ben evet, şarkı. Tamam yapalım. Hadi bakalım. Onu yapalım. Sevdaneli'yi yapalım. Ya neler yapalım, yapalım neler. Biraz fazla yani, müzik yapalım. Hadi ne yaparsan yap. Sana bıraktık artık. Evet değerli Fasıhane izleyicileri İrfan Akpınar o güzel sesiyle ve sazıyla sizlerle. Düşlerde sevdim seni. Thank you.
sensiz öptüm nefesini. Söyleyemedim. Sensiz öptüm. Sözler büyüttüm sana ben, gözümde yaşlar büyüttüm sana ben, ummalı gizler büyüttüm söyleyemedim. Sana ben şiirler, sözler büyüttüm sana ben, gözümde yaşlar büyüttüm sana ben. Sözün bir telefonumuz var. Telefonumuzu alır mısın? Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Selami Bozkurt, Almanya. Efendim iyi geceler, hoş geldiniz. İyi geceler Gürsan abicim, Tolga abicim, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz sizler. Çok sağ olun. Abicim ve sizi izliyorum. Evet. Programınız hayırlı olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum, saygılar, sağ olun. Konuk arkadaşınıza saygılarımı sunuyorum. Müzisyen arkadaşlarım da ellerine sağlık. Gerçekten çok süperler. Çok sağ olun Selami Bey. Siz neler yapıyorsunuz Almanya'da? Müzisyenim abi. Siz de müzisyensiniz. Bugün... Müzisyenim. Bugün hatta size bir mesaj göndermiştim. Ha, siz miydiniz? Onu diyecektim ben de. Facebook'tan mesaj gönderdiniz dinlememiz için. Evet. Zannedersem neredesin seni yapmışsınız değil mi? Evet. Piyano evet. Çok güzel, çok sevdim ama ben size de cevap yazmıştım zannediyorsan. Okudum abi, okudum. İnşallah sizi de konuk etmeyi çok isteriz ama Almanya'daymışsınız. Zaten zamanımız bitti, son 5 programımızı yapıyoruz. Seneye kısmet olursa sizi de ağırlamak isteriz. İnşallah, seve. Nasıl gidiyor orada müzik çalışmaları? Güzel gidiyor abi, şu arada Ramazan, şu arada boştayız. Evet. Yoğun mu orada işler Ramazan'dan sonra? İşlerimiz Allah'a şükür yoğun abi. Biz de gelelim evet. Gürşan Bey'le. Stüdyo işleri, düğün işleri, gazin işleri koşturuyoruz böyle. Biz de gelelim de ekstra atalım orada, yardımcı olalım yoksa. Her zaman beklerim. Selam Bey, İnşallah. Allah kurtarsın diyeyim ben ilk önce. Meslekten amin, dolayı. Amin. Çünkü bir yerden sonra gerçekten yaş ilerledikçe insan biraz daha hani, gerçi müziğin yaşla alakası da yok. Ses anlamında var ama
enstrüman çalan biri için var. Memnun musunuz peki orada program yapmaktan, bu işi yapmaktan? Çünkü yurt dışında bizim onlarca arkadaşımız var. Müzik sektöründe olan gerek yapımcı, aranjör veya organizasyoncu. Onlar pek memnun değil gibi sanki. Ya eskisi gibi olmadığını söylüyor arkadaşlarımız. Gürsel abicim şöyle diyeyim. 43 yıl oldu Almanya'da. 43 yıldır Almanya doğumluyum. Almanya'da doğdum. Evet. Müziğe Almanya'da başladım. Bir şekilde alıştım desem ne kadar doğru olur bilemiyorum ben. Evet. Yine de gönül tabii ki vatan. Evet. Vatan. Evet. Oradaki en büyük sorumluluk vatan evet, aslında. Allah yardımcınız olsun efendim. Amin. Amin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bizleri aradığınız için, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Saygılar abi. Sunuyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Selam Bey, son bir soru. Oradaki müzisyen arkadaşlar da izliyorlar mı bizi? İzliyorlar tabii. Severek hem de. Çok teşekkür ediyoruz. Hepsine selamlar gönderiyoruz. Aleyküm selam abi. Görüşmek üzere efendim. Çok kolay çok sağ gelsin abim. Çok sağ çok sağ olun. Sağ. Bugün telefonlar da bayağı yoğun. Fark ediyorsun izleyicilerimizle konuşurken. Evet. Yurt dışından çok yoğun şekilde arıyorlar. Sağ olsunlar. Özellikle şunu da belirteyim. İzleyicilerimiz diyor ki arıyoruz. Bize sizi arayacağız. Dönmüyorlar diyor. Şunu belirteyim. Arkadaşlarımızın hiçbir suçu yok. Efendim inanılmaz yoğun oluyor bazen telefonlar. Dönecek vakit kalmadığı için arkadaşlarımız yayına bağlayamıyorlar. Yayına bağlayamadığımız bütün izleyicilerimizden ne diyelim hoşgörülerine sığınıyoruz değil mi Gürsancığım? Evet. Yani devamlı telefon çünkü alacağımız bir program olmadığı için mecbur bekletmek zorunda kalıyoruz. Evet. Öyle ki bazen şarkı, türkü veya sohbet esnasında yönetmemiz uyarıyor. Hani sizi de telefonda bekletmemek adına dahi programı kesmek zorunda kalıyoruz. Sohbeti veya şarkı söylemiyoruz gerekirse vesaire. Evet yani hepsini telefonlarını almak mümkün değil. Hepsini alsak program belki 3 saat telefonla sürecek. O yüzden izleyicilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Evet. Zor deyince aklıma şey geldi. Geçen dedin ya 2 sene sonra bırakacağım müziği diye. O geldi aklıma. Yok takılmayacağım hemen öyle gülme bana. Yok ya. Yok ya güldüm şey ya. Şey diyemez oğlum. Ne, yani, ne desem hemen böyle bakıyor. Gülüyor, gülsem takılıyor oluyor. Gülmesem takılıyor oluyor. Ya. Sadece yani, güldüm hoşuma gitti. Yani aklına gelmiş. Ha, aklıma 2 sene sonra müziği bırakacağım dediğin. Evet, yani dedi. O an aklıma geldi. Burada hoşuma gitti. Güldüm. 2 sene sonra bırakacağım. Jübilemi yapacağım dedi. Yanlış anlamışsın. Yanlış anlamış değil mi? Evet. Solisi bırakacağım farklı bir mesaj vermiştim o gün. Evet, reji dinliyorum. Evet. Şey, bu arada rejiyle de konuşurken geldi. De kendi kendime konuşuyormuş gibi oluyorum. Evet, cevap veriyorum haliyle. Haklısın ya, müzik ama tabii yok, ki bırakılacak bir şey değil Tolga'cığım. Yani bu değil. Hayat, şartlar, şunlar bunlar ama belli bir şeyden sonra da tabii ki insan böyle biraz daha rahat etmek istiyor. 50'ye kadar. Bahsettik yani hizmet. Bu da bir hizmet sektörü. Sana bıraktırmayız. Sen devam edeceksin herhalde değil mi? Ben 50'ye kadar devam ederim de dediğin gibi ama belki yoğun olmaz da. Evet. İşte zaten son zamanlarda da öyle biliyorsun. Hani yoğun bir şekilde sürekli her gün değil de işte ekstra programlar dediğimiz orkestrayla falan o şekilde. Ya hoşuma gidiyor. Devam yani ediyorum ya. Yani. Yapmazsan duramazsın ya. Yani. Hasta ziyaretiymiş, bayrammış, seyranmış, şuymuş, buymuş. Hiçbir özel günlerin tadına varamıyorsun. Evet. Ailenle, eşinle, dostunla, sevdiklerinle. Yani şimdi benim mesela bayramda programım var. Şimdi insan istemez mi? Böyle rahat rahat evinde otursun, sevdikleriyle beraber olsun. Dün gece mesela eve girerken tam binamızın yanında değerli arkadaşım, annesi babası trafik kazasında öldü. Allah'tan rahmet diliyorum. Başı sağ Bekir olsun. Kardeşimin Kayseri'de trafik kazasında öldü. Sabah 4.30-5 civarı tam eve girerken o orada gözyaşlarıyla bekliyordu. Dedim hayata bakar mısın işte ben programdan geliyorum. Kimisi dışarıda geziyor. Kimisi camiye gidiyor geliyor. O insan da orada. Hani gönül istiyor ki onunla bütünleş orada dur. Hastane ziyaretine git yap bunları yap ama işte bayram seyran hep koşturuyoruz. Bu yıllardır böyle. Zorluğu var. Yani. Her işin bir zorluğu var. Yani her işin illaki bir zorluğu var da hani düşündüğün zaman manevi yönden birazcık sıkılabiliyorsun. Şahsım adına söylüyorum tabii. Telefonumuzu alalım. Evet telefonumuzu alalım. Tolga'cığım telefonumuzu da al. Alo iyi geceler. İyi geceler. Hoş geldiniz efendim. Sayın Paşa Türkmen. Sindelhöyük köyü. Kasabası. Sindelhöyük kasabası. Paşa Bey Sindelhöyük'e en ufak bir laf söyletmiyor.
kasabası, pardon unuttuk. Nasılsınız Paşa Bey? Belediye başkan yardımcısınız. Bizim müdavimlerimizden sağ olsun. Sağ olsun. Belediye başkan yardımcısıydınız. Hatırladım. Nasılsınız? İyisiniz Paşa Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Sizleri böyle gördükçe duydukça daha iyi oluyoruz. Arıyorum ama sürekli arıyorum. Tabii zaman olmuyor. Deminki olayınıza da haklılık veriyorum. Geçen mesela Alaturka Demet geldiğinde de aradım. Evet. Ondan bir gün sonra da aradım. Sürekli arıyorum. Çünkü erken geliyorum çarşıdan. Programımızı gerçekten isteyerek izliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sindelöy kasabası da izliyor mu bizi? Aynen. Paşa Bey. Aynen. Çok. Çok izleyenimiz var orada da. Evet. Çünkü beni arıyorlar. Başkan bağlandım diyorlar. Tamam diyorum. Ben de bağlandım. Bağlanıyorum sürekli. Arayan da çok da tabii ki zaman olmadığı için sizin programınızda. Evet. Tabii size de anlayış gösteriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz elimizden geldiği kadarıyla sizleri bekletmek istemiyoruz. Bağlamak istiyoruz ama. Ama bir gün de şanstan hemen bir dakika önce aradım. Şimdi bağladı sağ olsun. Evet sağ olsunlar. Hı. Teşekkür ediyoruz. İnşallah seneye de Sindelöy kasabasını da tanıtalım. Belediye başkan yardımcımızsınız. Biz de merak ettik artık. Bayağı bir duyduk. Vallahi sizden. Geçen biz sünnet şöleni yaptık. Ben de dışarıdaydık tabii ki. Ben gerçekten sizin kanalınızın gelmesini çok istiyordum. Başkana söyledim. Haber vermedi, verdim de gelmediler dedi. Belki bir koordinasyon bozukluğu olmuş olabilir ya da... Ben aynen söyledim. Kayseri TV 1'i getirelim dedim ben. O zamana belki şey olabilir Paşa Bey. Hani televizyon adına konuşmayalım. Biz kendi adımıza konuştuk. Belki başka yerde programlar vardır. Tabii ki olabilir. Tabii Paşa ki. Bey onu kaç bilemeyiz. Kişi sünnet oldu kardeşlerimizden? 100 kişi. 100 kişi maşallah. 3 tane sanatçı getirdik. Sanatçı da getirdiniz. Ne güzel... Alaturka Demet'i getirdik. Kul Mustafa'yı getirdik. Ayşe Kaya'yı getirdik. Alaturka Demet, Popstar Demet değil mi? Evet. Demet Hanım. Ben bağlanmak istedim ama tabii ki programın yoğunluğundan arkadaşlar bağlayamadık. Seneye de davet ederseniz biz de geliriz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Oldu. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi geceler diliyorum. İyi geceler. Sağ olun, teşekkür ederim. Paşa Bey'in de numarasını yazalım arkadaşlar. Evet. Ne güzel böyle sünnet düğünü. En çok da böyle duygulandığım, onur duyduğum, gurur duyduğum olay da bu gariban çocuklar değil mi? Kimsesiz çocuklar, özür dilerim. Kimsesiz çocuklara yapılan her ne varsa o beni çok duygulandırıyor. Hani sünnet düğününü yapıyorlar, yere geliyor, düğününü bile yapıyorlar biliyor musun? Belediye kaynaklı veya bir iş adamı. Bundan Allah bilir tabii de bundan büyük bir sevap olabilir mi ya? Evini döşüyorsun, yapıyorsun, ediyorsun. Devamlı evimin güzergahında olduğu için Talas yolu üzerinde çocuk yuvasından geçerken böyle döndüğümde baktığımda o çocukların o parkta oynarken içim cız eder. Nedendir bilmem. Şimdi orada da belki kimsesiz annesi babası olmayan sünnet olan kardeşlerimiz de vardır illaki içinde. Yetim kalmış. Allah razı olsun diyoruz. Başka ne diyelim? Teşekkür ediyoruz. Ve yine bir müzik alalım. Daha sonra müzikten sonra herhalde reklama gideceğiz mi yönetmenim? Zaman geldi gibi. İki şarkı yapabiliriz. İrfan'cığım o zaman bir ağrı bir de hareketli rica edelim senden. Daha sonra mesajlar de... geliyormuş çünkü devamlı türkü seni de arkadaşların da onları da okuruz birazdan eğer isim verirlerse bu şekilde. Evet daha bugün sonra birlikte de yaparız seni çalmanı da özledik. Şöyle birlikte de yaparız senden iki türkü alalım birisi ağrı birisi hareketli. Değerli izleyenlerimiz İrfan Akpınar'ın türkülerinden sonra Fasihane reklam arasına giriyor. Reklamlardan sonra Fasihane devam edecek. Şöyle geçeyim. Ben de yukarıdan dinleyeyim İrfan'ı. Canlı. Hadi bakalım. Çok güzel olur. Thank you.
sargamı. Yatan şehitler önce. Bir dar ya yandı aşkım.
göz göze gelmedi. Geçti geçti.